Şimdi biliyorsunuz 90'lardan bu yana Orta Doğu bölgesinde sistem el değiştirmeye başladığı süreçtir. Yani Sovyetlerin çöküşüyle birlikte bir sistemin zayıflandığı, diğer sistemin iktidara geçtiği dönemdir. Ve yeni sistem ABD'nin öncülüğünde geliştirmek istenen hegemonyaydı. Bu bakımdan ilk seçilen yer Orta Doğu oldu. Yani sistemin ilanı, yeni el değiştiren yeni sistemin ilan edildiği yer Orta Doğu oldu. İşte Körfez Savaşı ile bu ilan edildi. Buna Önder Apo o dönemlerden sonra hep 3. Dünya Savaşı'nın başlangıç noktası olarak ifade etti. Ki sonraki gelişmeler bu tespitin yerinde olduğunu ortaya koydu. Şimdi bu 3. Dünya Savaşı'nın ilk başlatılan coğrafyası Orta Doğu ve merkezinde Kürdistan. Şimdi Lozan Anlaşması'nda da biliyorsunuz Kürdistan bir tampon bölge olarak seçilmişti. Hem bölgesel güçleri Kürdistan üzerinden denetlenme hem de Kürdistan üzerinden bölgesel güçleri küresel güçlerin denetimi altına alma gibi bir denklem söz konusuydu. Şimdi benzerini 90'dan sonra ABD öncülüğünde el değiştiren işte Batı Avrupa'dan hegemonya ABD'ye kayma aşaması olarak ifade edebiliriz bu 90'lı yılları. O dönemde hesapta yine Kürdistan'ı tampon bölge olarak ele alıp yine Lozan'ın mantığına göre Kürt sorunu üzerinden bölgede istenilen dizaynı gerçekleştirmeydi. Şimdi bu denkleme karşı tabii Lozan sonrası Kürdistan'da Önder Apo ve PKK öncülüğüne gelişen bir devrim söz konusu oldu. Yani kullanmak istedikleri Kürt kartını eskisi gibi kullanamayacakları gerçekliği ortaya çıktı. Kendi davasına sahip çıkan bir halk ve kadın özgürlüğü üzerinden demokratik kültürle tanışan bir halk gerçekliği Önder Apo'nun felsefesi ve mücadelesi ile açığa çıktı. Şimdi bunu küresel güçlerin hesabına gelmediği için bunu bir rahatsız edici faktör olarak gördüklerinden dolayı bunun öncülüğünü yapan Önder Apo'yu komployla Orta Doğu'dan çıkarmaya zorlamak ve ardından da 15 Şubat'ta Kenya'da esir alınmasıyla beraber bu süreci durdurmak istediler. Yani komplonun esas amacı Önder Apo'nun 90'lardan başlayarak günümüze kadar ürettiği fikir ve düşünceleriyle çağın önderi olmasını önlemekti. Çünkü bunu erkenden fark etti küresel güçler. Çünkü fiili bir durum gördüler. Kürtlerde ciddi bir değişim var. Yani Kürdistan'da bir devrim gerçekleşti. 90'lardan adını Serildan olarak koyduğumuz olayla beraber kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kurumlar yaratan bir halk gerçekliği açığa çıktı. Şimdi bu Orta Doğu'da işte o zaman adı konulan Büyük Orta Doğu Projesi'nin hesabına çok uymadı. Bu nedenle komplo gerçekleştirildi. Kürdistan küresel ve bölgesel çatışmanın tampon bölgesi olarak yapılmak istendi. Bundan sonuç aldılar mı? Hayır diyebiliriz bugünkü duruma bakaraktan. Elbette komplonun gerçekleşmesi bir nevi hem aslında hani Önder Apo Avrupa'ya çıkarken de şunu söyledi: ben Kürt sorununun artık bu Lozan denklemini ve Sykes-Picot zihniyetine göre değil de artık bir fiili durum var. Yani kendi özgürlüğünü, kendi kaderini tayin etmeyi isteyen bir halkın gerçekliği söz konusu bir varlık var. Artık fiili bir durum var Kürdistan'da. De facto bir durum var. Şimdi bunu görünür kılma ve bunun üzerinden bu halkın kendi sorununu barışçı yöntemlerle çözmek istediğinin öncülüğünü yapmak istediği diplomatik bir hamleyle Avrupa'yı aslında bu Sykes-Picot ve Lozan zihniyetin aşıldığı konusunda ikna etmek istedi. Yani bunun yapılmasıyla yeni bir evrimi başlatmak istedi. Barışçıl bir şekilde çözmek istedi. Çünkü Avrupa başta olmak üzere NATO'nun bütün üyeleri başta da ABD için olmak üzere devletini Kürtlere karşı bütün yöntemlerle desteklediler. Ama görünen oydu ki sonuç alınamadı bu savaşta. Bu da Önder Apo'nun elini güçlendiren bir gerçek, mücadele eden bir halk, mücadele eden bir gerilla, dolayısıyla kırılmayan bir güç var. Bunun üzerinden yeni bir dönem başlatıp hegemon güçler Kürdistan'ı savaşın tampon bölgesi yapmak isterken Önder Apo bunu barışın tampon bölgesi olarak yapmak istedi. Yani farklı bir rolle Kürdistan gerçekliğini ele almak istedi. Şimdi komplo bu süreçte gerçekleştiğinde tabii ki bir taraftan Batı'nın geldiği Avrupa ülkelerinin barışı istemediği gerçekliği ortaya çıktı. Lozan ve Sykes-Picot zihniyetinde ısrarlı olarak Kürtleri araçsallaştırarak bölge ve bölge üzerinde hegemon politikalarını sürdürmek istedikleri gerçeği bir defa açığa çıktı. Bu önemliydi tabii ki. Kürtlerin siyasette ve diplomaside
ellerini argümanlarını güçlendiren bir gerçeklik oldu. Yani sözde söylenen demokrasi ve barışın Kürtler söz konusu olduğunda askıya alındığı gerçekliği ortaya çıktı. Komplonun kendisi tabii ki Kürtlerde tarihsel olarak bir ulusal travmayı açığa çıkardı. Özellikle 15 Şubat'ta sonuçlanan esir alma durumu, Önder Apun'un esir alınarak Türkiye'ye verilmesi konusu bir ulusal travma yarattı ama burada çok da istedikleri sonucu alamadılar. Çünkü bu halk kendi önderlerini kurtarmak için yüzlercesine canını kendisine ateşe verdi. Yine dünyaya şu mesajı verdi. Biz eski Kürtler değiliz. Yani Şeyh Said'i astınız. Sonuç herhangi bir yaptırım yapılmadı Türkiye karşı. Seyit Rıza'yı infaz ettiniz. Simkoş Gaki'yi infaz yok ettiniz. Gazi Muhammed'i yok ettiniz. Şeyh Mahmut Berzenci'yi yok ettiniz. Ama biz Abdullah Öcalan'la değişen bir halkız. Bizi özgürlükle tanıştıran Abdullah Öcalan'a biz her şart altında sahip çıkacağız dediler. Bu haliyle Kürtler bir hamle geliştirerek önderliğinin en azından fiziki olarak kalmasını sağlayabildiler mücadele olarak ve yine komplonun bir etkisi olarak şöyle bir sonuç daha çıktı Kürdistan gerçekliğinde. Yani kayıtsız şartsız kendi gücüne güvenmek. Yani Avrupa siyasal bir çözüm istemedi Kürt sorununda. Bunu gören bir halk gerçekliği oldu. Dolayısıyla daha çok Önder Apo'nun sürekli öz gücüne güvenerek mücadele geliştirme kültürü daha da pekişti. Bunu söyleyebilirim. Yani komplo bu anlamıyla çok da sonuç alamadı. Çünkü Önder Apo'nun emeği karşılıksız kalmadı. Bu halk önderliğine nankörlük etmedi. Sonuna kadar çok ağır bedeller öderek komplonun işte imhaya götürecek sonuçlarını önleyebildiği mücadelesiyle. Yine yurt dışı açısından da bunu söyleyebilirim. Yani AKP, MHP faşizmi komple bir Kürt yok etme, yani bir soykırım politikasını halen ısrarla sürdürmekte, bunu yurt dışına da kaydırmış. İşte binlerce MİT elemanının burada psikolojik terörle Kürt dinamiğini teslim alma çabası söz konusu. Fakat buna karşı Avrupa'da her gün halkımız sokaklarda ve bütün mücadelesiyle Önder Apo'nun özgürlüğünü ifade etmek istemektedir. Ve Avrupa Konseyi'ne bağlı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi SPT aslında yaptıkları bütün politikalarla Önder Apo'yu Kürtleri unutturmaktı. Yani unutun, vazgeçin. Bunu bir türlü başaramadılar. Çünkü bunun için onlar ne kadar bunu dayattıysa buna karşı o kadar bir mücadele gelişti ve bu mücadele Kürdistan sınırlarını aşaraktan dünyanın dört bir yanına kavuşan bir mücadele oldu. Şimdi bugün dünyanın dört bir yanında Önder Apo'nun özgürlüğünü tek söz olarak isteyen değil, aynı zamanda bunun pratik politikasını, mücadelesini veren hemen hemen dünyanın birçok ülkesinde ya Öcalan'ı Özgürlük İnisiyatifi ya da Öcalan'ı Özgürlük komiteleri söz konusu. Kadın cephesinde böyle bir durum var. Yine mesela en son Doğu Kürdistan'daki başlayan isyan sürecinde bu isyanın sloganının baş mimarı da Önder Apo'dur. Yani Jinjiyan Azadi olgusuyla bunun haykırılması görüyorsunuz İran halklarının sloganı oldu. Yani tek Kürdistan'ı aşan bir devrim gerçekliği var. Kürdistan halkının, Kürt kadının direnişiyle beraber Önder Apo'nun ürettiği çözümler halklara ve dünyaya kavuşur. Bu anlamıyla çok güçlü bir dayanışma selinin olduğundan bahsedebiliriz. İşte en son 2000 avukat Türk TC'nin Adalet Bakanlığı'na mektup yazarak biz Öcalan'ı savmak istiyoruz. Şimdi bu halen devam eden bir çalışmadır. Yine CPT'ye yıllarca hep mektup yazıp CPT'nin kendi hukuksal misyonunu yerine getirmesi üzerinden bir hatırlatma söz konusudur. Yine Avrupa Konseyi'ne dönüp biliyorsunuz 12 yıldır süren bir nöbet eylemi var. Yani sürekli 24 saat, haftanın 7 günü 12 yıldır sürekli orada haykıran Kürtler var konseye. Bizi duy, biz bu önderlikten vazgeçmeyeceğiz. Ne yaparsanız yapın vazgeçmeyeceğiz. Ona yaptığın işkence bize yaptığın işkencedir. Çünkü Kürt halkı da işkencenin acısını yaşayaraktan bir hareketlilik içerisinde ve bir bütüne baktığımızda insanlığın vicdanına dokunan bir durumdur İmralı'daki uygulanan işkence sistemi. Yani bununla insanlar artık giderek Avrupa Konseyi, işte demokrasi ve barış için İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra inşa edilen kurumun kimliği tartışılır hale geldi. Yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin adalet zemininden kopuk olarak siyasal çıkarlara göre
Önder Apo konusunda yanlış kararlar verdiği noktasında. Şimdi bu kurumlarda artık yüz kalmıyor. Çünkü insanlar diyor ki niye bu kadar açık bir şekilde hukuku ihlal ediyorsunuz? Oysa sizin göreviniz politika yapmak değil. Yani ahim ve spiti için hukukun üstünlüğünü sağlamaktır. Ama görüyoruz ki burada politik çıkarlar esas alınarak hukukun yok edildiği gerçekliği var. Bu nedenle avukatlar birçok 2000'e yakın avukat ve bu kampanya hala sürüyor. Diyor ki burada bir hukuksuzluk var, biz buna hayır diyeceğiz. Bu davanın Önder Apu'nun fiziki özgürleşmesiyle beraber 21. yüzyılda bir nevi artık sınırsız bir şekilde her şeyi yok etme aşamasına giren hegemonya saldırısına karşı yeni bir mücadele ufkunun Önder Apu'nun etrafında verilen mücadeleyle sağlanabileceğine inananlardanım. Bu nedenle yürütülen tüm çalışmalarda şu ve bu şekilde yer alanlardanım. Ama tek ben değilim. Binlerce, on binlerce insan bu uğurda mücadele vermekte. Latin Amerika'sından, Afrika'sından, Asya'sından, Avrupa kıtasından, Amerika'sından, Orta Doğu'sundan böyle geniş bir mücadele söz konusu. Bu nedenle bu yılki 9 Ekim komplosuna karşı protesto eylemlerimiz daha da güçlü, kalite bakımından daha da derinlikli bir şekilde ele almayı planladık. Çünkü bizim de içinde yer aldığımız çok geniş hem ulusal çapta bir Önder Apo özgürlük hamle kampanyası söz konusu hem de dışa dönük çeşitli kampanyalar söz konusu. Bu açıdan 8 Ekim'den başlayarak hem bir yandan Kürt halkına dönük tekrar bu tarihin Kürt halkına Önder Apo'yu esir alınmasıyla beraber başlatılan saldırıyı daha nasıl karşılayabileceğimiz tartışma açmak. İkincisi tabii Umut Hakkı çerçevesinde ve Önder Apo'nun özellikle de İmralı'daki direnişine sahip çıkaraktan konseye, Sipit'e ve Ahim'e şu mesajı bu yıl daha güçlü vermek. Bu komployla sonuç alamadınız, bundan vazgeçin. Ve artık bu meselenin Kürtlerin meselesi olmadığından hareketle bu yılki 9 Ekim etkinliklerimiz Strasbourg'da dostlarımızla beraber yapılacak.